Evet, 3 manşette bu akşam Osman Baydemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 3 manşete. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Urfa ile başlayalım. Sizi esas olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminizden tanıyoruz ama son 2 seçimdir, yani yerel seçimde ve genel seçimde siyaset için adres Urfa. Sizin adresiniz Urfa oldu. Urfa'da sizi çeken şey ne? Neden Urfa? Bu soruyu sorarak başlayalım programa. Urfa bütün yaşamım boyunca dünyanın dört bir yanını görme imkanına sahip oldum. Açıkçası söylemek gerekirse Daramşala'dan, Hindistan'dan Dublin'e, Seul'den Washington'a. Neredeyse gitmedim, kıta kalmadı dünyada. Şüphesiz ki dünyada nevi şahsına münhasır şehirler vardır. İşte bu nevi şahsına münhasır şehirlerden bir tanesi de bugün gelmiş olduğumuz şehir Urfa, Rıha ya da Halilur Rahman şehridir. 12 bin yıllık tarihiyle ve onlarca, yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, dünya insanlık tarihinin, kültürel miras tarihinin bugüne gelmesinde büyük katkıları olmuş bir şehir Urfa. Doğrusunu ifade etmek gerekirse, insan hakları hareketi içerisinde bulunduğum yıllarda Urfa'ya dair bir alın terimiz, buluşmamız, Urfa'nın acılarına tanıklığımız olmuştu. Hani derler ya, alıcı gözüyle Urfa'ya bakmak, Urfa'nın 7'den 70'e bütün nüfusuna hizmet etmek arzusu ilk defa 2014 yerel yönetimlerinde nasip oldu. Urfa'ya bir dokunan, o dergahtan bir kez geçen, küçelerinin atmosferini bir kez soluyan, daha doğrusu ve daha önemlisi insanının o kadiri şinaslığını bir kez yaşayan, kolay kolay Urfa'ya sırtını dönemez inancını taşıyorum. Siz de dönemediniz. Ve emin olun, 2014 yılında Urfa halkının ortaya koymuş olduğu teveccüh beni Urfa'ya, bizleri Urfa'ya adeta borçlu kıldı. Şimdi kısmet olursa Urfa halkına borcumuzu ödemek ama aynı zamanda özellikle de son 70 yıllık ekonomik politikaların Urfa'ya dayatmış olduğu yoksunluk, yoksullaştırma ile mücadele etmek, tabiri caizse bunun hayfini almak, Urfa'nın hakkına, hukukuna kavuşması mücadelesi ve sürecine katkıda bulunmak ve bu minvalde de Urfa'nın gerçek yüzünün, gerçek kimliğinin, gerçek temsiliyetinin hayat bulması konusunda nacizane katkıda bulunmak amacıyla kendi talebimle, doğrusunu ifade etmek gerekirse, Urfa'dan partimizden aday oldum. Bu öyle bir şey ki, müsaadeniz olursa sabahın 6'sında, sabahın 5'inde kimi zaman başlayan, gecenin 1'ine kadar devam eden 12 aday, il, ilçe teşkilatları, binleri aşan bir HDP gönüllüsü, daha doğrusu barış çabasının inşacısı, emekçi ordusuyla tabiri caizse karış karış Urfa coğrafyasında çalışma yürütüyoruz. Emin olun, şu anda HDP'nin Urfa'da yürütmüş olduğu çalışma çaba, özü itibariyle bir yönüyle bir ahde vefa çalışmasıdır. Ama öte açıdan da belki de son 1980'den bugüne değil, o bölgenin, o yörenin mensubu olduğum ve kendi açıma da öz eleştirisini verdiğim bir öz eleştiri çalışmasıdır, çabasıdır. Peki nasıl bir öz eleştiri? Onu biraz açalım. Uzun bir süre Urfa'ya, Fırat hattına, Urfa, Adıyaman, Antep, Malatya, hatta Maraş, bu coğrafyada bana göre gerek koşullardan kaynaklı ama nedeni ne olursa olsun yeteri miktarda halka inemedik. Yeteri miktarda dokunamadık. Tam da 2014 ve 2015, şimdi bu hattın tamamında emin olun umudumuza umut katıyor halkımız. Ve bizler de halkın, yurttaşın umuduna umut katma çabasını ortaya koyuyoruz.
Bir kere Kürt siyasal hareketi tek başına bir politika olarak ya da seçimden seçime görünür olan bir siyaset olarak bakmamak lazım. Kürt siyasal hareketi neredeyse 70 yıllık bir miras, 30 yıllık bir mücadele geleneğiyle adeta toplumun bütün dinamiklerine, moleküllerine kadar işleyen bir emek sürecidir. Tam da bu noktada bu emeği aynı zamanda paylaşmaya çalışıyoruz. Peki. 12 Eylül askeri darbesinin bu coğrafyada yaratmış olduğu tahribatı, yarayı, travmayı aynı zamanda aşmaya, aşma çabasına ortak olmaya çalışıyoruz. Şöyle ifade edeyim, örneğin dün Viranşehir'deydik. 2 gün önce Siverek'teydik. 1980'den bugüne değin hiç girilmemiş köylere giriyoruz. Siyasetimizin hiç girmediği, devlet tarafından kurucularlaştırılmış, adeta dış dünyayla bağı tamamen koparılmış, toplumla izole edilmiş köylerimize giriyoruz, halkımızla kucaklaşıyoruz. Emin olun büyük bir hasret var. Ve soruyorlar bize, neredeydiniz? Evet, peki o soruyu biz de soralım. Yani neydi o teması alıkoyan şey? Yani yapısal sorunlar mı? Yani o dünle bugünün arasında siyaseten Kürt siyasi hareketinin öncülüğünü yaptığı o yapının oraya girememesindeki neden neydi? Bir kere 12 Eylül askeri müdahalesinin bütün Türkiye üzerinde yaratmış olduğu büyük bir travma var. Ve bu travma aslında bir boyutuyla devam ediyor. Ama özellikle Kürdistan'da kimi şehirlerimizde ve kimi yerleşim birimlerimizde yaratmış olduğu travmanın boyutu oldukça büyüktür. Mesela Urfa şehrimize, Ruhaya, Halil Rahman şehrine baktığımızda 12 Eylül öncesi bir kültür ve sanat şehridir aynı zamanda Urfa. Sadece kendi hinterlandı içerisinde değil, Suriye'ye dair kültür ve sanat açısından ihtiyaçların karşılandığı büyük dinlenme alanlarının, sosyal donatı alanlarının bulunduğu bir şehirdir. Ama öyle bir politikayla yaklaşmış ki Urfa'ya, Urfa adeta özünden koparılmış, adeta çoraklaştırılmaya çalışılmış. Hemen akabinde Kürt Özgürlük Hareketi'nin müdahalesiyle açık söylüyorum, toplum kutupsallaştırılmaya başlanmış. Ve nasıl derler, toplumun özüne, toplumun mayasına koruculuk sistemiyle adeta müdahale edilmiş. Ve toplum kendi içerisinde bir kardeş kavgasına maalesef trajedisine tanıklık etmiş. Tam da bu noktada bize düşen ve bu öz eleştiriden kastım bize düşen o yaraları kendi elimizde sarmaktır. O yaraları bir kez daha dostluk eliyle, bir kez daha barış eliyle, bir kez daha kardeşlik eliyle sarmaktır. Ve emin olun bu ittifak, bu çalışma, bu çaba aynı zamanda iç barışı, iç huzuru beraberinde getirecektir. Ve iç barışını yaşayan bir coğrafya, büyük barışın inşasında da çok daha etkin bir rol, çok daha etkin bir misyonu yerine getirmiş olacaktır. Yani Urfa'da yürütmüş olduğumuz çalışmanın, çabanın bir tanesi de yaraları sarma çabasıdır, kucaklaşma çabasıdır. Kardeşler arasında kardeşlik hukukunu bir kez daha inşa etme çabası, çalışmasıdır. Evet, yani şunu biraz daha aslında detaylı konuşalım istiyorum. Yani söyledikleriniz daha geleceğe dönük bir siyaset dili çerçevesinde. Hani dünle bugün arasında Kürt siyasetinin siyaset yapma biçiminde de bir farklılık oluştu mu? Yani hani bugün bakıyoruz daha iddialı, işte HDP ile %10 gibi büyük bir engeli aşma noktasında mücadele veren bir siyasi yapı halinde şu an. Mesela eskiden hani daha çok bir mağdur dili mi hakimdi bu siyasete? Orada bir değişiklik oldu mu? Yani işte diyorsunuz ya, o yaraları sarıp barışı, kardeşliği kurmak. Çünkü geleceğe dair çok önemli şeyler bunlar. Burada bir farklılık mı oluştu siyaset açısından? Özü itibariyle Kürt toplumundan bahsederken belki de 100 yıllık tarihi masaya koymak ya da 100 yıllık tarihten bağımsız olarak ele alamayız. Gerek Orta Doğu halkları açısından ama özellikle de Kürt halkı açısından
20. yüzyıl birer kayıp yüzyıldır. Ve bir nevi 20. yüzyılın kayıp yüzyılı haline dönüştüren politikalarda Kürt halkının hiçbir siyasal kurumuna, hiçbir toplumsal dinamiğine danışılmadan Kürt toplumu kendi içerisinde parçalara bölündü, parçalara ayrıştırıldı. Ve trajedi üzerine trajedi yaşandı. Şeyh Said'den Seyit Rıza'ya, Seyit Rıza'dan Üstad Bediüzzaman'a, 49'lara, 49'lar hareketine, 1980 askeri darbesine, askeri müdahalesine, akabinde 1990'lı yıllardaki bir coğrafyanın bir bütün olarak yakılıp yıkılmasına. Ama bütün bu süreci, bütün bu tarihsel süreci, bütün bu tarihsel birikime baktığımızda bütün bu baskılara, bütün bu Nemrudi politikalara karşı tam da Urfa'nın o temel mirası olan İbrahim'i bir mücadeleyle karşılık verildi. Hı hı. Bir nevi toplum adeta teslim olmamak için 100 yıl boyunca direndi, bir direnişi ortaya koydu. Şüphesiz ki bu direniş büyük travmalara da yol açtı. Büyük acılara yol açtı. Ama bu travmalar, bu acıların yanı sıra büyük birikimler oluşturdu. İşte HDP'nin en önemli dinamiklerinden, HDP'nin en önemli bileşenlerinden bir tanesi de Kürt siyasal hareketidir. Tam da bu noktada Kürt siyasal hareketinin bugün Orta Doğu coğrafyasının tümüne bakarak, başta Suriye olmak üzere tümüne bakarak zamanın ruhunun, geçmişte yaşadıklarımızın bize emrettiği barışı inşa etmektir. Tüm halklar açısından bu kaçınılmazdır. Dolayısıyla HDP'nin temel duruşu, temel stratejisi eşitlik temelinde, özgürlük temelinde, adalet temelinde bir kez daha Türkiye'de birlikte yaşamı inşa etme perspektifi sadece Türkiye'ye özgü bir perspektifte değildir, emin olun. Bütün Orta Doğu halklarına, Orta Doğu'da, Yakın Doğu'da yaşayan bütün inançlara dair bir temel perspektif ve temel duruştur. Bu da yıllardan, mücadele birikiminden, acılardan süzüle süzüle neredeyse yegane çıkış yolu olarak Türkiye halkları önüne sunulmuş, bana sorarsanız büyük bir fırsattır aslında. Bir seçim stratejisi, bir seçim politikasından çıkmış bir fırsat olarak, tarihi bir fırsat olarak Türkiye toplumunun önüne konulmuştur. Peki bu fırsat değerlendirilebilecek mi? Yani 7 Haziran'da hani önemli bir fırsat. Bir seçim stratejisinin ötesinde bir şey, söylediğiniz gibi ben de katılıyorum. Ama bu hani bu fırsat gerçekliğe ne kadar yakın, o buluşma ne kadar yakın, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O seçim çalışmalarından da tabii biriktirdikleriniz vardır. Kendi açımdan neredeyse 1990'lı yıllardan bugüne değin siyasetin çeperinde olan bir insanım. Gerek insan hakları hareketi içerisinde, gerek yönetimler içerisinde, gerek ulusal ve uluslararası diplomasi faaliyetlerinde. Bir siyasal hareket, bir siyasal parti bu kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde bana göre ancak bu kadar toplumun temel gündem maddesi haline dönüşebilir. Seçim satımı haline girmiş olduğumuz bu süreç içerisinde, başta Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı seçiminden bugüne değin, bana sorarsanız şu anda Türkiye'de temel siyasetin, temel tartışma dinamiğinin ana merkezinde olan hareket, ana merkezinde olan parti HDP'dir. Ve bunun da temel nedeni HDP'nin temel perspektifidir. HDP'nin ortaya koymuş olduğu alternatif yeni yaşam ve yeni yaşamın inşası çabasıdır. Aslında özü itibariyle Türkiye uzun bir süredir muhalefetsizdi. HDP ile bir kez daha Türkiye bir ana muhalefete kavuştu. Çünkü ana muhalefetin özünde aynı zamanda alternatif önerme vardır. Ana muhalefetin özünde aynı zamanda bir background vardır, bir kredibilite vardır. İşte HDP'nin demin ifade etmeye çalışmış olduğum o yılların, on yılların birikimini arkasına alan
ve bir dünya perspektifi, bir Orta Doğu perspektifi, bir yeni yaşam perspektifi sunan neredeyse yegane siyasal hareket haline dönüşmüştür. Tam da bu noktada ben Türkiye halklarının bu manada, bu minvalde, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine yürekten inanıyorum. Gerek İstanbul'da, gerek Bursa'da, gerek İzmir'de, gerek Mersin'de, gerek Adana'da. Çünkü bu seçim sadece ve sadece Kürtlere özgürlüğü getirecek veya götürecek bir seçim değildir. Bu seçim 78 milyon insanın yakın geleceğinin, hatta ve hatta uzak geleceğinin, hatta ve hatta henüz doğmamış çocuklarımızın gelecekte nasıl bir demokrasi standardı içerisinde yaşayabileceklerinin tarihi dönemeci olan bir seçimdir. Peki nasıl yani böyle bir hale geldi? Böyle bir dönemeç haline geldi en dedi, önemli seçimidir diye düşünüyorum. Bütün siyasi partiler açısından hadiseye baktığımızda bir kere siyaset sorunlara çözüm bulma aracıdır, mekanizmasıdır. Hı hı. Siyasi partilerde bu minvalde belli bir müddet doğarlar, sorunlara çözüm üretme arayışını ortaya koyarlar. Sorunları çözdüklerinde ilerlerler, sorunları çözmediklerinde de açık söylüyorum toplum onları değiştirir. Her şeyden önce Orta Doğu'daki dinamikler, Orta Doğu'da gelişen adına Arap Baharı denilen ama bana göre kışa dönüşen, halklarımızın, inançlarımız açısından adeta kışı andıran bu sürecin bize emrettiği bir şey var. Toplumlara, halklara, inançlara, inanç mensuplarına emrettiği bir şey var. Eski yöntemle artık ilerleme, inşa etme imkanı yoktur. Çünkü yıkıma doğru gidiyor. Hemen Suriye yanı başımızda ve ana eksen olarak da en büyük öğretidir, en büyük derslerden bir tanesidir. Bir diğer husus AK Parti hükümetinin, AKP hükümetinin 13 yıllık politikası. Bu 13 yıllık politikasının özünde sömürü esas ana akım oldu. Çözümsüzlük esas ana akım oldu. Bir şey daha ifade etmeme müsaade edin lütfen. Çatışma stratejisi üzerinden, kriz yaratma stratejisi üzerinden neredeyse 70 yıl, 80 yıl boyunca toplum idare edilmeye çalışıldı. Ve Kürt sorunu bağlamında da adeta bir şiddet döngüsü içerisinde toplum uyutulmaya çalışıldı. Ve aslında kısmen de başarıldı. 2013 nevrozundan sonra Türkiye'de taşlar yerinden oynadı. Sayın Öcalan'ın çağrısıyla ateşkes, çatışmasızlık ve en nihayetinde de tahkim edilmiş olan karşılıklı ateşkes artık Türkiye'nin batı yakasına ve doğu yakasına cenazelerin gitmemesini beraberinde getirdi. Ve toplumun pek çok şeyi sorgulama imkanı fırsatını verdi. Bana göre, bana sorarsanız yöneten erkler şiddet olmadığı için, çatışma olmadığı için ve 70 yıllık, 80 yıllık devleti yönetme pratiği de ısrar ettikleri için, kendilerini yenileyemedikleri için toplumu yönetemez hale geldiler. Şu anda yaşamış olduğumuz aslında sancıların büyük bir çoğunluğu da çatışmasızlık ortamının yaratmış olduğu halkın demokrasi talebini, halkın özgürlük talebini, halkın daha onurlu bir ekonomik ortam içerisinde yaşama talebine siyasal iktidarın yanıt olmayışı, yanıt olamayışı ve toplumun bir kez daha baskıyla yönetme pratiğinin yaratmış olduğu sancılar, yaratmış yani olduğu sıkıntılar. Yani halkın taleplerini dile getirmesinin önüne geçiyordu bu çatışma ve o ortadan kalkınca da bu talepler rahatlıkla dile getirilmeye başlandı ve iktidarın bu taleplere karşılık veremediği, çözümsüzlüğü sürdürdüğü anlaşıldı ve böyle bir kilit noktaya geldi diyorsunuz. İnsan doğru mu hayatının yitirildiği bir atmosfer içerisinde, çok açık ve net, İnsanların hayatını yitirmiş olduğu bir atmosfer içerisinde birinci kuşak haklar esas önem arz ediyor. Yani yaşam hakkı esas önem arz ediyor. İkinci kuşak, üçüncü kuşak, dördüncü kuşak haklar
gölgeleniyor. Ve esas toplumu yönetenler aslında bu Kemalist rejimin de bugüne kadar sürdürmüş olduğu temel politikaydı. İç düşmanlar vardı. İrtica bir iç düşmandı. Kürtler bir iç düşmandı. Dindarlar bir iç düşmandı. Ve bu düşmanlık olgusu üzerinden toplum yönetile gelindi. İnsanların hayatını yitirmiş olduğu bir atmosfer içerisinde yeşil alan oranı, çevre, ekoloji, kadın hakları bunlar bir nevi sırası gelmeyen hak alanlarıydı. Şimdi bunların sırası geldi. Ve bunlar görünür oldu. Ve yönetimler ranta dayalı ekonomik politikayı ortaya koyduğunda, işsizlik ordusu büyüdüğünde insanlar talep etmeye başladı. Ve bu talebe nasıl bir yanıt vermesi gerektiğini aslında bilmiyor siyasi iktidar. Aslında demokrasinin, bu minvalde demokrasinin gerçek manada ne anlama geldiğini bilmiyor siyasi iktidar. Düşünebilir misiniz? Bir siyasi iktidar, AK Parti, AKP, hı hı, 400 vekil istiyor. Ve bir siyasal iktidar HDP güçlendikçe, HDP destek ve teveccüh gördükçe HDP'nin barajın altında kalması için olağanüstü demokrasiye, hukuka, siyaset etiğine aykırı yol ve yöntemleri ortaya koyuyor. Yani özü itibariyle demokrasiyi bir tehdit olarak görüyor. Demokrasiyi bir tehlike olarak görüyor. Türkiye toplumuna diyor ki eğer HDP barajı aşıp parlamentoya girerse bu büyük bir tehlikedir, bu büyük bir tehdittir diyor. Bu nasıl bir demokrasi algısıdır? Bu nasıl bir demokrasi inancıdır? Bu itibarla da demokrasiyi öğretecek HDP. Parlamentoya girmesiyle birlikte emin olun siyasal iktidara demokrasiyi, çoğulcu demokrasiyi öğretmiş olacak. Ve ilk defa aslında HDP ile Türkiye Büyük Millet Meclisi kapılarını Kürtlere, kapılarını Araplara, kapılarını Türklere, kapılarını emekçilere, Ezidilere, Ermenilere, Süryanilere, ne kadar halk ve ne kadar inanç varsa, dindar Müslüman Türklere, dindar Müslüman Kürtlere, Alevilere kapılarını açmış olacak. Çünkü bugüne kadar demin bahsetmiş olduğum Kürt siyasal hareketi mücadeleyle aslında kapıdan parlamentoya girmiyordu, giremiyordu. Yani grubu olmasına rağmen. Bacadan giriyorduk. Pencereden giriyorduk. Dolambaçlı yollardan giriyorduk. Ama şimdi demokratik bir yoldan, şimdi hakkımız olan kapıdan girme çabasını ortaya koyuyor. Ve aslında bununla demokrasiyi inşa ediyor. Peki, az önce söyledikleriniz üzerinde biraz ben daha durmak istiyorum. Yani bu çatışmasızlığın getirdiği bir tablodan bahsettiniz ve iktidar partisinin nasıl bu yeni dönemi yönetemediğini, taleplere nasıl yanıt vereceğini bilemediğini söylemiştiniz. Şimdi tam da çözüm sürecine ilişkin yaşanan bugünkü durum, çünkü peşi sıra açıklamalar geliyor. KCK Yürütme Konseyi'nden, İmralı heyetinden bir açıklama vardı. Dün İdris Baluken'in yaptığı, beraberinde yine İmralı heyetinden iki üyenin olduğu. Ve iktidar partisinden de, başbakandan da, başbakan yardımcısından da, cumhurbaşkanından da yine açıklamalar geldi. Şimdi burada çözüm sürecinin geldiği noktada da bu söylediğiniz o ne yapacağını bilememe hali mi var? Yani yeniden, çünkü tüyler ürperiyor. Acaba bir çatışmalı ortam mı yeniden başlayacak diye yüreklerimiz ağzımızda. Böyle bir yerden mi söylüyorsunuz bu az önceki tespitleri? Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt sorununun çözümü bağlamında müzakere sürecinin başlamış olması her şeyden önce siyasi açıdan en büyük tarihi gelişmedir. Ancak bu tarihi gelişmenin ana mimarının bir kez daha Kürt siyasal hareketi olduğu hakkını teslim etmek gerekiyor. AKP mantığı ve perspektifi açısından hadiseye baktığımızda ve son 2 yılı irdelemiş olduğumuzda, bir kere 2013 Nevroz Deklarasyonu'ndan sonra, Sayın Öcalan Nevroz Deklarasyonu'ndan sonra
emin olun eğer AKP'nin çözme iradesi, arzusu samimiyet üzerine kurgulanmış olsaydı ve Türkiye'de yaşayan halkların, inançların, bütün çeşitliliklerin, farklılıkların kabulü üzerinden kurgulanmış olsaydı, şu ana kadar tabiri caizse şiddet dediğimiz, araç dediğimiz, silah dediğimiz mevzu şu ana kadar 10 kere çözülmüştü. 10 kere çözülmüştü. Tamamen faydacı, tamamen seçimlere endeksli bir politik manevra olarak baktı maalesef AKP. Hı hı. Ve özü itibariyle keşke böyle olmasaydı. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hı. Keşke böyle olmasaydı. Keşke çözüm endeksli, çözüm perspektifiyle yaklaşılmış olsaydı. Ve bir dizi tarihi süreçler yaşadık biz. Bir örnek vermek gerekirse, Kürtler bundan 100 yıl önce olduğu gibi bir kez daha Orta Doğu'da ve 21. yüzyılda insanlık ailesini 1000 yıl geriye götürmeye çalışan, çabalayan bir barbarlık örgütünün saldırısına maruz kaldı. Şengal'de bir gecede 5000 Kürt kadını kaçırıldı ve bunlar pazarlarda satıldılar. Kobani'de neredeyse 3 ay boyunca bu barbarlık örgütü ağır toplarla, silahlarla Kobani'yi dövdü. Ve Kobani'de insanlar, açık söylüyorum, dımdım kalesini kururcasına hem Kobani'yi hem de insanlık ailesinin onurunu, haysiyetini korudular. Ve bu bahsetmiş olduğum tüm zaman dilimi işte müzakere masasının olduğu dönem içerisinde gerçekleşti. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP hükümetinin tutumu IŞİD barbarlığını destekleme temelinde gerçekleşti. Hiçbir halkın, kardeşim olan Türk halkının çıkarı asla ve kata IŞİD barbarlığıyla örtüşemez. IŞİD barbarlığıyla çıkarı örtüşen bir hükümetin demokratlığı, insan haklarına saygısı, demokrasiye saygısı mevzu bahis bile olamaz. Tam da bu noktada eğer çözüm süreci bugün itibariyle böylesi bir handikapı yaşıyorsa, bu her şeyden önce hükümetin adım atmayışından, samimi durmayışından kaynaklıdır. Bakın Dolmabahçe deklarasyonu Mart ayı ve Nevroz'dan önce Mart ayında açıklandı. Hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın sabote etmesiyle birlikte bir kez daha krize dönüştü. Ve hafızamızı zorlayıp sürecin tümüne bakalım. 6 ay, 7 ay boyunca İmralı'ya kim gidecek, hangi isim gidecek üzerinden hükümet bir tartışma üretti. Ya eğer amaç çözümse, amaç masayı kurmaksa, haklıya hakkını teslim etmek ve nihayetinde yeni bir yaşamı inşa etmekse, bir daha gerçekten hiçbir annenin ağlamasını sağlamaksa, kimin gittiğini bırak HDP karar versin. Kimin gideceğini bırak tarafların kendisi karar versin. Son olarak da eğer zikredilen, arzulanan ve olması gereken dünya deneyimi de bunu bize öğretiyor, bunu bize dayatıyor. Gözlemci heyet oluşmuş olsaydı bugün emin olun bu noktada yine olmazdı. Gözlemci heyet başlı başına ilerlemesi için, tıkanıklıkların aşımı için önemli bir rol, önemli bir misyonu, önemli bir görevi, gereğini yerine getirmiş olacaktı. Şimdi tam da bu noktada. Bu işten sıyırmanın tek bir yolu vardır. Şu ana kadar 2 yıllık zaman dilimi içerisinde hani derler ya, sorarlar ya, HDP parlamentoya girmese ne olacak? Hı hı. Ben size başka bir soru sorayım. HDP parlamentoya girerse HDP'nin ne yapacağından daha önemli bir şey daha var. HDP parlamentoya girmezse AKP ne yapacak? Ben size söyleyeyim. Müzakere masasına ilk tekmeyi AKP'nin kendisi vuracak. Peki geldiği aşamada da yani öyle bir şey... Bu itibarla da HDP ve Türkiye halklarının barış feraseti, açık ve ne söylüyorum, Türkiye halklarının barış feraseti,
HDP'yi parlamento dışında tutmayacak. Çünkü barış ve barış çabası, kardeşlik çabası, birlikte yaşam çabası tek başına AKP'ye bırakılmayacak kadar ciddi, emniyetli, hayati derecede bir meseledir. Peki, yani şu son günlerde aklımı kurcalayan bir husus. Şimdi çözüm sürecinin ilk başladığı dönemi hatırlayalım. Baldıran zehri içeriz gerekirse diyordu dönemin başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve hep her fırsatta ki ne kadar çok kamuoyu anketlerine anlam yüklediğini biliyoruz AK Parti iktidarının, çözüm sürecine inanılmaz bir destek var deniyordu. Bunu birçok çevrede, sadece AK Parti çevresi değil, barış isteyen herkes bir pekiştireç olarak kullanıyordu. Bu söyleniyordu. Ve mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan oylar da hep işte toplandığında barış sürecine verilen destek olarak yorumlandı geniş çevreler tarafından. Fakat ne oldu da bir anda bu kadar hani önde giden rakamlarla barış sürecine destek varken kamuoyunda bundan vazgeçilebildi. Yani bir hesapta mı bir yanlış vardı, bizde mi yanlış yaptık, yoksa iktidarın şu an yanlış yaptığı bir şey mi var? Bir kez daha ifade etmek gerekirse, AKP'nin sürece yaklaşımı tamamen pragmatik, seçimlere endeksli, zaman dilimi içerisinde yayan ve çözümden ziyade siyaseti, Kürt siyasal hareketini kendi içerisinde çözmeye götüren bir yaklaşım oldu. Bütün provokelere rağmen, bütün engellemelere rağmen, her defasında, bana sorarsanız her defasında, gerek Kürt siyasal hareketi ve gerekse Sayın Öcalan, sürece sürekli hayat verme, sürekli ayakta tutma, ısrarla sürdürme olgunluğu ortaya konulmamış olsaydı, bugün belki çok daha farklı sıkıntıları, bugün belki çok daha farklı arbedeleri yaşamış olurduk. Bakın, Orta Doğu'daki gelişmelere bakın. Test etmek lazım. Eğer ki Sayın Davutoğlu Kobani'de, Eşme'de Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret edebilmişse, bu her şeyden önce orada hayatını yitiren, göğsünü, hayatını, yaşamını barbarlığa karşı direnerek orayı savunan, özgürleştiren ama aynı zamanda insanlık ailesinin de onurunu, haysiyetini koruyan Kürt evlatlarına, kadınlarına, gençlerine, oğullarına borçludur. Bu itibarla da ben bir kez daha burada Arin Mirhanları, Nejatları, Peşmerge Hücamları, orada yaşamını yitiren tüm direnenleri saygıyla yad etmek istiyorum. Ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanı? Miting miting dolaşıp Kobani düştü düşecek diyordu. Kobani düştü düşecek diyordu. İşte Kobani düşmediği için bugün Süleyman Şah Türbesi oraya taşınabildi. Ve eğer Kobani düşmüş olsaydı Süleyman Şah Türbesi'nin başına gelecekler 12.000, 13.000 yıllık tarihe sahip olan Ninova şehrinin başına gelenlerden farklı olmayacaktı. Tam da bu noktada AKP'nin yapmadığı, 70 yıldır bu ülkede bütün siyasal iktidarların yapmadığıdır. Yani Kürt halkının emeğine, dostluk eline, açık söylüyorum, değer vermeyiştir. Ve özü itibariyle Suriye'de AKP bir koyup 2-3 almak istedi. Bu ikilerden bir tanesi mesela. Kürtler siyasal statü sahibi olmasın. Bütün meselenin özlerinden bir tanesi buydu. Bir diğeri de elbette ki mezhep kavgasında, mezhep çatışmasında mezhep tercihinde bulundu. Bu iki tehlikeli konu, oysa ki AKP hükümeti devlet politikası olarak barbarlık örgütünden yana tavır koyacağına, Kürt siyasal hareketiyle, daha doğrusu Kürt halkının özlemiyle, Kürt halkının dostluk eliyle elini bulaştırabilseydi, bugün biz bu seçim saati mahallinde emin olun bunları konuşmuyor olacaktık.
Biz daha çok ekonomik politikalar üzerinden tartışma yürütüyor olacaktık. Peki yani bu demokrasi standartları üzerinden tartışmalar yürütüyor olacaktık. Bu iki nokta masadan kalkmış durumda mı? Yani şimdi işte Kobani'de istenilen olmadı. Orada büyük bir direniş, büyük bir mücadele sergilendi. Peki ya önümüzdeki günlerde aynı noktada, aynı noktalarda ısrarın sürme ihtimali nedir sizce? Bana göre tarihimizin en kritik sonuçlarını hayata geçirecek seçimin arifesindeyiz. Seçimin sonuçları çoğu şeyi belirlemiş olacaktır. Bir kere HDP'nin içerisinde yer almış olduğu bir parlamento. Parlamento aritmetiği içerisinde barışı ısrarla, kararlılıkla inşa etme çabasını güden bir HDP, hükümet kim olursa olsun, müzakere masasının devrilmemesi için olağanüstü bir gayret ve bu gayret sonuç alıcı olacaktır. Ama ben bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. AKP hükümetinin bugüne kadarki politikalarına baktığımızda HDP'siz bir parlamento müzakere masasına saygı duyacağı konusunda zerre kadar bir güven taşımamamız gerekiyor. Zira bu konuda gelmiş olduğum coğrafyanın, Kürt coğrafyasının çok ciddi bir algısı, çok ciddi bir tarihsel belleği de vardır. Yani Bekti, Rumi, Tüneyi. Bundan dolayı da mutlaka ama mutlaka toplum Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle barışı bir strateji olarak, yeni yaşamı bir strateji olarak önüne hedef olarak koyan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen siyasal temsiliyeti mutlak surette parlamentoya taşıyacaktır. Ve emin olun parlamentodaki o çaba, demin ifade etmeye çalışmış olduğumuz işte şiddetsiz, çatışmasız çözümün mücadelesi en üst seviyede gösterilmiş ve sonuç alınmış olacaktır. Yani HDP'nin parlamentoya girmesi, barajı açıp aşıp parlamentoya girmesi, yalnızca Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türkiye'nin barışa kavuşması için değil, bölgesel barışın, mezhep kavgalarının olmaması, Kobani'nin yeniden saldırıya uğramamasının da bir gereği o halde, öyle mi anlayalım? Ama aynı zamanda 70 yıllık özellikle de ve müsaadenizle bizi şu anda ekranları başında izleyen bütün izleyenlerimize ama özellikle de Kürt mütedeyin kardeşlerime çağrıda bulunmak istiyorum. 20. yüzyılı kaybettik. Biz özgürlüğü kaybettik. Ama Türkler, Farslar, Araplar, diğer halklarda demokrasiyi ve barışı kaybettiler. Çok açık ve net söylüyorum. Bu coğrafyada herhangi bir halk özgür olmadığı müddetçe diğer bir halkın demokrasiye, diğer bir halkın barışa, diğer bir halkın kaynaklarının ekonomik kalkınmaya dönüşme şansı yoktur. Dolayısıyla 20. yüzyıl kaybedildi. 21. yüzyılın kazanıma dönüşmesi için ittifak etmek dışında başka bir şansımız yoktur. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kürt toplumu saygı duyuyorum ki siyasal çeşitliliği olan bir toplumdur. Ve siyasal çeşitliliği de korunması gereken bir toplumdur diğer bütün toplumlar gibi. Şu anda içerisinde bulunduğumuz tarihi dönemeç, barışta, özgürlükte, birlikte yaşamda ittifak etmemizi zorunlu kılan bir dönemeçtir. Bu itibarla da 13 yıllık AKP hükümetinin politikalarına baktığımızda artık AKP'nin kapısı umutlarımıza adres olacak bir kapı değildir. Gelin hep birlikte barışa bir omuz verelim. Gelin hep birlikte müzakereyle sonuç alınmasına bir omuz verelim. Gelin hep birlikte bir daha Kobaniler yaşanmasın önlemini alalım. Ve gelin hep birlikte Kobani'nin yeniden inşası için HDP'yi parlamentoya taşıyalım. Çünkü HDP'nin içerisinde yer alacağı bir parlamentonun yeni Suriye politikalarının
oluşmaması için hükümet önünde ciddi bir bariyer oluşturacağı da aşikardır, açıktır. Bu itibarla da zaman ittifak etme zamanıdır. Peki. Türklerin, Kürtlerin, Lazların, Çerkezlerin, Arapların, bu coğrafyada ne kadar insan varsa, demokrasiye inananların, barışa inananların, birlikte yaşama inananların ittifak etme zamanıdır. Ve ben inanıyorum ki bu ittifak Türkiye'ye hem demokrasiyi, hem barışı, hem de ekonomik kalkınmayı getirecektir. Değerlerde büyümeyi getirecektir. Bugün hadiseye baktığımızda 70 yıldır Türkiye aslında değerlerde kaybeden bir ülkedir. Peki, kaldığımız yerden devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Tanlar İnşaat. Diyarbakır Şehri Teras 1. etap. Yeni bir başlangıç, değerli bir yatırım. Kapalı otopark, restoran, market, yemyeşil alanlar ve rezidans daireler. Şehrin merkezindeki bu yeni yaşam alanında yeni bir dünya sizleri bekliyor. Geniş sosyal imkanlar ve yüksek teknolojilerle ev ve iş hayatının standartlarını kökten değiştiriyoruz. Size sadece bir yaşam değil, yepyeni bir yaşam anlayışı sunuyoruz. Güvenli temeller üzerine kurulan çağdaş ve modern yapı Diyarbakır Şehri Teras. Tanlar İnşaat. Oyum HDP'ye. Koleksiyonu ve size özel tasarımlarıyla Kevin Mobilya. Yine çıktı karşıma. Evet, buralar ikimize dar. Sen git biraz internette takıl. Şikayetin varsa ekşiye filan ağla. İyi de internetim yok ki. O zaman ateşle bir şeyler daha, interneti nasılsın? Hadi pamuk ellerce be. Ateşle, ateşle, ateşle. Televizyonunuz sizi uyutmasın. Şimdi doğru bir karar verin, D-Smart'a gelin. Hem D-Smart hem de limitsiz fiber internete tek fatura ödeyerek sahip olun. D-Smart her televizyona şart. Topraklarımızın efendileri, çiftçilerimizin ürettiği, özenle seçilmiş tam organik patates ve mısırlar lezzetli aromalarımızla buluştu. Yepyeni lezzetler. Kartol ve Patpat. Tanlar İnşaat. Diyarbakır Şehri Teras 1. etap. Yeni bir başlangıç, değerli bir yatırım. Kapalı otopark, restoran, market, yemyeşil alanlar ve rezidans daireler. Şehrin merkezindeki bu yeni yaşam alanında yeni bir dünya sizleri bekliyor. Geniş sosyal imkanlar ve yüksek teknolojilerle ev ve iş hayatının standartlarını kökten değiştiriyoruz. Size sadece bir yaşam değil, yepyeni bir yaşam anlayışı sunuyoruz. Güvenli temeller üzerine kurulan çağdaş ve modern yapı Diyarbakır Şehri Teras. Tanlar İnşaat. Şıklık ve zarafetle herkesi büyüle. Yeni tasarımlar, yeni koleksiyon, Lenita.
Evet, 3 manşette Osman Baydemir ile olan birlikteliğimiz devam ediyor. Osman Bey, aslında az önce araya gitmeden önce bahsettiğiniz bir husus, Türkiye'nin Suriye gibi olmaması için HDP'nin parlamentoya girmesi gerekliliği. Biraz da Suriye'de yaşananların hani çok en çok etkilenen kentlerden bir tanesi de Urfa. Biraz da Urfa'dan bu açıdan bahsedelim. Çünkü son günlerde çok tedirgin edici haberler, özellikle Suriyeli göçmenlere ilişkin haberler işte haber sitelerinde, gazetelerde, televizyonlarda. Urfa'da bu açıdan çok fazla sayıda Suriyeli göçmenin yaşadığı bir kent. Siz seçim çalışmalarında neyle karşılaşıyorsunuz? Nasıl bir, bu açıdan nasıl bir tablo var, fotoğraf var Urfa'da? 2014'te kampanyamızı sürdürürken Urfa'da AKP'nin aleyhimize yürütmüş olduğu temel söylemlerden bir tanesi, Baydemir gelirse kepenkler inecek söylemiydi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu söylem her ne kadar tam manasıyla tutmamış olsa bile soru işaretlerinin oluşumuna vesile oldu. 2015 kampanyasını sürdürdüğümüzde Arap Meydanı'ndan Haşimiye'ye, Gümrük Han'dan Kapaklı Pasajı'na, Halilye'ye, oradan Süleymaniye'ye, Hodri Meydanı'na kadar dokunduğumuz bütün esnaflarımız bin dokunuyoruz, bin ahlar işitiyoruz. Çiftçimize dokunduğumuzda bin ahlar işitiyoruz. Neredeyse esnaf siftah yapmadan gün kapatıyor Urfa'da, Urfa şehrinde. Ve neredeyse çiftçi borç batağı içerisine girmiş durumda. Urfa'da yurttaşın alım gücünde çok ciddi bir düşüş var. Alım gücünde düşüş olduğu için esnafın arzında ciddi bir düşüş var ve esnaf kepenk kapatıyor. Onlarca, yüzlerce kepenk kapatan ve kepenk kapatma üzerine olan, arifesinde olan esnaf tanıdım ben. Bunlardan bir nedeni, 13 yıl boyunca AKP'nin Urfa'ya dayatmış olduğu yoksullaştırma ekonomik politikalarının sonucudur. Ama bir diğeri de Suriye savaşı politikası sonucudur. Bir kere Suriye'de yüz binlerce insanın dökmüş olduğu gözyaşında hükümetin rolü ve payı vardır. İkincisi, yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Ve bu göçün faturası, çok açık ve ne söylüyorum, en büyük, en ağır faturası Urfa halkının sırtındadır. Antep halkının sırtındadır. Kilis halkının sırtındadır. Yani güney şeridinin sırtındadır. Burada bir hile-i şeriye var. Özü itibariyle bu insanlar elbette ki savaştan kaçtılar. Elbette ki onurlarını, hasretlerini kurtarmak için geldiler. Ama hükümet bu insanları geldikleri yerde kaderleriyle baş başa bıraktı. Urfa halkı kadri şinas bir halktır. Evet. Urfa halkı misafirperver bir halktır. Ama öyle bir noktaya geldi ki Urfa'nın zaten ekonomik gücü sınırlı bir kent. Zaten 13 yıl boyunca iliklerine kadar sömürülmüş bir kent. Dolayısıyla 200 binlik, 300 binlik bir nüfusu kaldırabilecek bir gücü, takatı yoktu zaten Urfa'nın. Olması gereken, hükümetin gelen bütün bu insanlara, kardeşlerimize, gerek Arap olsun, gerek Türkmen olsun, gerek Kürt olsun, kim olursa olsun, bütün ihtiyaçlarını karşılamış olduğu ve Urfa'nın ekonomisine, ekonomik pastanın tabiri caizse bölünmesine yol açmayan bir modeli inşa etmesi gerekirken, hı hı, tamamen kendi haline bıraktı. Şimdi bu tabii, çok özür dilerim, yani Urfa'nın, hani söylediğiniz Antep'in problemi olduğu kadar ülkenin de önemli bir problemi. İşte İstanbul'da en az Antep kadar Suriyeli mülteciyi barındıran bir kent. Şimdi Başbakan Davutoğlu geçtiğimiz günlerde Antalya'da yapılan NATO zirvesinde... İstanbul'un nüfusu ne kadar?
Yani resmi rakamlara göre 12 milyon. 15 milyonu varan bir nüfus olduğu söyleniyor. Evet. 15 milyonu hatta aşan bir nüfus olduğu söyleniyor. İstanbul, Türkiye ve sanayi vergisinin %46'sının çıkmış olduğu bir kent. Bu kendi içerisinde çarpık bir ekonomik düzen olmanın ötesinde bir başka realiteyi de ifade ediyor. İstanbul belli bir nüfusu absorbe edebilir kendi dinamiği içerisinde. Bütün Urfa organize sanayi bölgesinin bütün fabrikalarını saydığımızda, bütün fabrikalarının çalışanının sayısı 15 bini bulmuyor zaten. Bu İstanbul'daki bir fabrikanın tümünün çalışanlarından daha az. Dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Urfa bu gücü kaldırabilecek bir ekonomik altyapıya zaten sahip değildi. Karşılaştırmak bakın, için söylemedim. Bakın, siz hakkınızı helal edin bana. Hakkınızı helal edin. Biraz daha kesebilirsiniz ama biraz daha bir hareketli olsun dilerseniz. Şimdi Evren Sanayi Sitesi'ne gidiyoruz. Evren Sanayi Sitesi'nde kamyonlar park halinde, tırlar park halinde. Çalışmıyor, kontak kapatmış. İşte Suriye Savaşı'nın yangına benzin dökmenin sonucunu Urfa esnafı yaşıyor. Çünkü Urfa esnafı, Urfa ticareti bir yönüyle aynı zamanda komşu ilişkileri üzerinden yürüyordu. Şimdi örnek vermek gerekirse Kobane özgürleşti. Mürşitpınar sınır kapısı derhal ticarete açılmalıdır. Gümrüklendirilmelidir. Ve artık barbarlık örgütüne silah değil, özgürleşen coğrafyaya, istikrarın geldiği coğrafyaya istikrarı güçlendirmek ve gelen nüfusun daha hızlı bir şekilde, daha kolay bir şekilde geri dönüşü için çimento gitmesi lazım. Demir gitmesi lazım. Buzdolabı gitmesi lazım. Yani ticaretin gitmesi lazım. Yani esnaf satacak tekrar. Kamyonlar tekrar kontak açacaklar. Dolayısıyla ticaret başlamış olacak. Ve Urfa'nın ekonomik döngüsü, Antep'in ekonomik döngüsü bir kez daha hayat bulmuş olacak. Bu nasıl olur? Bu HDP'nin içerisinde girmiş olduğu bir parlamentoyla, parlamento içerisinde bir muhalefetle, bu HDP'nin Urfa'da birinci parti oluşuyla ancak gerçekleşebilir. Çünkü açık söylüyorum, Urfa bu manada muhalefetsiz bir kent aynı zamanda. Urfa'nın en büyük dezavantajlarından bir tanesi de buydu. Muhalefetin olmadığı bir ülkede gelişim olmaz. Muhalefetin olmadığı bir ülkede İktidar sürekli yaptığının doğru olduğuna inanır. Ve kendi yaptığının doğruluğuna itiraz edenleri de vatan hainliğiyle tabiri caizse suçlar. Bu itibarla da Urfa birinci parti HDP olmakla birlikte tarihinde ilk defa etkin bir muhalefeti de görmüş olacak. Ve o etkin muhalefetinin gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek kültürel yansımalarını ve çıktılarını da hem Urfa ama aynı zamanda Türkiye bunu görmüş, Türkiye bunu yaşamış olacaktır. Ya siz Urfa'yı, Antep'i, diğer işte o sınır hattındaki kentlerin iktidar tarafından yalnız bırakıldığını söylüyorsunuz. İktidar da diyor ki, örneğin az önce söylemeye çalıştığım oydu, Başbakan Davutoğlu'nun Antalya'da yapılan NATO zirvesinde söyledikleri. İşte 12 milyon Suriyelinin savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda olduğunu biliyoruz. 1.7 milyonu Başbakan Davutoğlu'nun verdiği rakam bu. Türkiye'de olduğunu söylüyor Başbakan Davutoğlu ve 5 yılda biz 5.6 milyar sanıyorum dolar, emin değilim, bir harcama yaptık ama sadece bize dış ülkelerden gelen yardım ya da dış kaynaklardan gelen yardım 200-300 bin kadar ve Türkiye'de yalnız bırakıldı bu açıdan diyor. Şimdi böyle bir hani serzenişe ne dersiniz? Bize destek olunmuyor ki biz de onlara olalım diyor. Türkiye özellikle yalnız bırakılmadı. Türkiye yanlış siyaset izledi. Türkiye Sayın Davutoğlu'nun söylemiyle sıfır sorunla başladı siyaseti. Komşularla sıfır sorun siyasetiyle başladı. Ama şu an itibariyle sıfır ilişkiye, sıfır selam vermeye varan bir tabloyu yaşıyor Türkiye. En son Kıbrıs kalmıştı. Kıbrıs'a da Sayın Cumhurbaşkanı resti çekti. Dolayısıyla bugün eğer bir yalnızlık yaşanıyorsa bunu dış dünyanın bakış açısında, dış dünyanın yanlış siyasetinden ziyade AKP hükümetinin kendi yanlış politikasında araması gerekiyor. Ama
emin olun Urfa halkı bunu çok iyi görüyor. Türkiye halkları bunu çok iyi görüyor. Kürt halkı bunu çok iyi görüyor ve bunun notunu da 7 Haziran'da sandık başında verecektir. Sandık başında Urfa halkı öyle bir yanıt verecek ki emin olun Suriye politikasında ne kadar büyük bir yanlış içerisine düştüğünü belki de o zaman hükümet görmüş, o zaman hükümet anlamış olacaktır. Yani bir demokrasi dersi verecektir Urfa halkı. Müsaadenizle ben burada bir çağrımı da inelemek istiyorum. O da şu ki, bir kez daha söylüyorum, Suriye'den gelen kardeşlerimiz, onlar savaş mağduru olan insanlardır. Urfa, Urfa halkı asla ve kata savaş mağduru olan bir halka, kardeşlerine nefret söylemini geliştirmeyecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Asla ve kata kimi zaman dünyanın kimi yerlerinde gördüğümüz yabancı düşmanlığına asla gitmeyecektir. Urfa'nın feraseti, Urfa'nın kültürel birikimi, Urfa'nın kadri şinaslığı asla böyle bir duygu yaşatmayacaktır. Ama bu yanlışın kimden geldiğini de Urfa halkı çok iyi biliyor. Bakın, demokrasilerde gerçekten sandık bir halk mahkemesidir. Ve bu yanlış politikanın yargılanacağı yer sandıktır, 7 Haziran'dır. Her bir Urfalı, her bir Türkiye'li bu noktada 7 Haziran günü Suriye dış politikasının hem hakimidir, hem savcısıdır, hem de avukatı olacaktır. Bu minvalde bana göre Suriye dış politikasını aynı zamanda Avrupa Birliği politikasının gelin noktasından da ayrı göremeyiz. Yine Suriye dış politikasında AKP'nin yapmış olduğu bilinçli tercih bugün uluslararası alanda yalnızlaşmasının, Türkiye'nin itibar kaybetmesinin temel nedenidir. Allah aşkına, Sübhanallah, tırlar dolusu silahlar gitti. DAEŞ'in, El-Kaide'nin, El-Nusra'nın neredeyse arka bahçesi haline dönüştürülmeye çalışıldı bütün sınır hattı. IŞİD'e değil ama ÖSO'ya gittiğini günlerce, aylarca Suruç'ta, Urfa'da, Ceylanpınar'da insanlar nöbet tuttular, nöbet. Kardeşleri sırtlarından vurulmasın diye. Ben açık söylüyorum, böylesi bir politikayı güden bir hükümetin dış dünyadan bu minvalde destek alması beklenilemezdi zaten. Ama ne oldu sonuç itibariyle? Şu anda o tırları yakalayan savcılar cezaevinde. Dolayısıyla bütün dünya bu gelişmeleri görüyor. Bütün bu dünya sanılmasın ki hani bütün bunlar gizli kapaklı kalıyor ya da kalabiliyor. Yapılacak ilk ivedi iş bir kere Türkiye'nin makas değiştirmesidir. Suriye dış politikasında, Orta Doğu dış politikasında makas değişikliğine ihtiyaç var. Bu da AKP'nin hegemonya çabasından vazgeçmesidir. Peki, hegemonik duruşu, AKP'nin hegemonik duruşu hem Türkiye'nin iç dinamiği içerisinde çok ciddi toplumu kutuplaştırmaya doğru sürükledi ama aynı zamanda da dış dünyada da bu hegemonya kurma çabası ülkeyi itibarsızlaştırdı. Olmaması gereken bir şer cephesinin yanında duran bir ülke pozisyonuna koydu. Şu anda mesela gelenlere mülteci statüsünü vermiyor. Eğer mülteci statüsünü siz vermezseniz, misafir muamelesi yaparsanız dış dünyadan hukuken de bu minvalde destek alamazsınız. Eğer siz DAEŞ gibi cephelerin yanında yer alırsanız elbette ki dış dünyanın size yaklaşımı bugünkünden farklı da olmayacaktır. Bu itibarla AKP hükümetinin suçu dış dünyaya atmaktan ziyade kendi yanlışı ve kendi günahlarıyla yüzleşmesi gerekiyor.
yüzleşmeyi de kendilerine bırakmamamız lazım. Peki. Yüzleşmeyi şimdi sağlayacak olan da emin olun yine sandıktır. Hı hı. Yine halkın kendisidir. Halkın hür iradesi olacaktır. Şimdi Suriyeli mülteciler meselesi yakın zamanda Başbakan Davutoğlu'yla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında da bir atışmaya döndü. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Tekirdağ mitinginde konuşmuştu. Orada evet. 2 milyon Suriyeli'yi evet. ülkelerine geri göndereceğini söyledi. Orta Doğu'ya barışı evet. getirerek. Başbakan Davutoğlu Esed'in zulmüne insanları teslim edecekler. Bir tek mazlumu bile teslim etmedik, etmeyeceğiz diye karşılık verdi. Mesela HDP'nin bu konuda yaklaşımı ne olacak? Şimdi böyle bir polemiğin içerisinde çözüm önerisi ne HDP'nin? Bir kez daha açık yüreklikle ifade ediyorum. Sınır kapıları ticarete açılmalıdır. Bizim duruşumuz yeniden inşa etme duruşu olacaktır. Yeniden inşa etme duruşu olacaktır. Ve bir kez daha söylüyorum. İnsanlık onurunu, insanlık haysiyetini, demokrasiyi güçlendiren akımın yanında yer almamız lazım. İnsanlığı 1000 yıl geriye götürecek akımlardan bu ülkenin uzak durması lazım. Bu öyle bir şeydir ki bulaştı mı tümüne sıçrar. Bulaştı mı kendisine benzetir. Emin olun giderek AKP hükümetinin söylemlerinde büyük bir tahammülsüzlük Suriye politikasından bağımsız değildir. Bu hegemonya kurma çabasının götüreceği yer emin olun o yerdir. Evet. Ve emin olun başkanlık iddiası, başkanlık ısrarının da bu minvalde yaşadıklarımızdan ayrık bir duruş, ayrık bir talep değildir. Ve ben açık yüreklikle ifade ediyorum ki Türkiye'nin önündeki en büyük sorun, sıkıntı ve zahmetlerden bir tanesi de bu olacaktır. Şu anda HDP'nin görmüş olduğumuz bütün teveccühü dikkate aldığımızda kanaatimce baraj sorunumuz yoktur. Kanaatimce baraj sorunumuz yoktur. Ama bununla birlikte son güne kadar, son saniyeye kadar benim bütün halkımdan talebim, ricam, çağrım sanki 9.9'daymışız gibi büyük bir şevkle, büyük bir heyecanla seçime asılmak ve %14'lere, %15'lere tırmandırmaktır. Ve yine çağrım, ricam %14'lerde, %15'lerdeymişiz gibi bir serin kanlılıkla, bir özgüvenle çalışmayı, çabayı yükseltmek, büyütmektir. Peki, eğer ki hileyle, eğer ki çalmakla, daha açık bir ifadeyle. Ben de oraya girecektim. Böyle çünkü senaryolar, böyle senaryolar dile getiriliyor. Barajın böyle bir endişeniz var mı? Bakın, seçim sandığı ve sandığın güvenliği demokrasinin haysiyetidir. Dolayısıyla bütün siyasal partiler açısından sandığa sahip çıkmak, sandığı korumak, halka duyulan saygının, halkın iradesine duyulan saygının da ölçütüdür. Ama bu minvalde şaibesiz, her türlü hileden uzak bir seçim olunacağının garantisini vermek her şeyden önce hükümetin sorumluluğundadır. Hükümet bu konuda bütün soru işaretlerini giderici bir duruşu ortaya koymak durumundadır. Çünkü bu konuda background sabıkalıdır. 2014 yılında gözlerimle gördüm, yaşadım, mağduruyum. Urfa halkı bunun mağduru. Ama değişen ne oldu? Değişen çok açık, çok bariz bir şekilde adil olmayan bir seçim sürecini yaşıyoruz. %10 barajı bir kere başlı başına bir şiddettir. Başlı başına demokrasinin başındaki en büyük şiddetlerden bir tanesi %10 barajdır. Yetmedi, hazine yardımlarıdır. Şu anda AKP 300 trilyonu aşkın bir kaynağı kullanıyor. Yetmiyor,
bakanlıkların kaynağını kullanıyor. Yetmiyor, valiliklerin, kimi kaymakamlıklarının, kamu kurum ve kuruluşlarının kaynaklarını kullanıyor. Yetmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütçesi kullanılıyor. Yetmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gölge kabinesinin gücü, tabiri caizse, olanakları kullanılıyor, örtülü ödenekler kullanılıyor. İşte bütün bunlar tarihimizin en önemli seçimi, aynı zamanda tarihimizin en adil olmayan seçimi haline dönüşmüş durumda. Peki, süremiz çok azaldı. Çok önemli bir konuya ben daha girmek istiyorum. Diyanet tartışması. HDP'nin Diyanet İşleri Başkanlığı yerine önerdiği İnanç İşleri Başkanlığı seçim beyannamesinde böyle yer alıyordu. Ama Diyaneti kaldıracaklar şeklinde bir karşı propagandayla karşılaştı HDP. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna katıldı. Önemli bir tartışma gitti. Sizce HDP kendini doğru anlatabildi mi bu konuda? Yiğidi eleştir ama hakkını yeme. 13 yıllık ekonomik politikalarda bölgeler arası gelişmişlik farkında yaratmış olduğu büyük bir uçurum var AKP hükümetinin. Büyük bir uçurum var. Bir kez daha söylüyorum, şu anda Urfa'da çiftçi kan ağlıyor. 12 tane sulama birliğinin toplamda 50 trilyon borcu var. 50 trilyon borcu var. Ve şak diye elektrik kesilebilir. Çünkü 2014'te Akçakale bölgesinde elektrik kesildi. 120 bin dönüm arazi ekili alan kurutuldu. Yine yiğidi eleştir ama hakkını yeme. AKP hükümeti bir konuda ayrımcılık yapmadı. O da Urfa'da Türkmen'in de, Kürd'ün de, Arap'ın da, şehirlinin de, köylünün de, herkesin ekmeğiyle oynadı. Bu konuda hani hakikaten eleştirmemek lazım. Bu konuda gerçekten ayrımcılık yapmadı. Herkesin ekmeğiyle oynadı. Ve bu ekmeğiyle oynanmış olan nüfusun 7 Haziran günü sandıktaki refleksinin ben izlenmesini öneriyorum. Bu manada size de önerimdir. Bizi izleyen herkesten de ricamdır. Bir hakkını daha yememek lazım. AKP 13 yıllık yönetim pratiği içerisinde en başarılı olduğu konulardan bir tanesi. Olanı olduğundan farklı gösterme basireti. Buna halk diliyle yalan diyorlar. Ama biz olanı olduğundan farklı gösterme basireti diyelim. Ya da şimdi algı yönetimi diye bir kavram kullanıyoruz. Şimdi bu öyle bir şey ki hani derler ya çamur at izi kalsın. Günde 6 saat onlarca televizyon kanalında canlı yayına çıkıyor. Bir söz söylediğinde, bir yalan söylendiğinde bu milyonlara ulaşıyor. Onun doğru olup olmadığının önemi yok onlar açısından. HDP çok açık ve net bir şekilde din ve vicdan hürriyetinin garantisidir. Ey dindar Kürt kardeşlerim, HDP din ve vicdan hürriyetinin garantisidir. Ey dindar Türk kardeşlerim, ey Alevi kardeşlerim, bu coğrafyada yaşayan ne kadar inanç varsa ey kardeşlerim, HDP din ve vicdan hürriyetinin garantisidir. HDP'nin bakış açısı devlet, hükümet, siyaset. Bunlar iktidara bulaşan mekanizmalardır. İktidar kirletir. İktidar bir müddet sonra dejenere eder. Dejenere olma riskini taşıyan herhangi bir devlet, herhangi bir hükümet, herhangi bir siyaset dine ve dini kurumlara hükmetmemelidir. Yani kirlenebilecek elini inanç alanından çekmelidir. İnanç özgür olmalıdır. Hayat pratiğim. HDP'nin hayat pratiği. HDP'nin yerel yönetim deneyiminin 10 yılında kardeşiniz olarak ben varım. 10 yılında. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi döneminde inşa edilmiş cami sayısı Diyarbakır'da planlamayla ayrılan kamulaştırmasız cemaatin yani sivil toplum anlamında söylüyorum. Namaz kılmaya giden nüfus açısından söylüyorum. Tek bir kuruş toprak parası ödemeden ayrılmış ibadet hane yeri sayısı
Cumhuriyet tarihinin tümünde bu kadar yoktur. Bu anlayış, HDP anlayışı 10 yıl boyunca yüzlerce cami inşa edildi örneğin Diyarbakır'da. Hepsinde şu veya bu şekilde gerek planlama perspektifiyle karosu, mermeri, taşı, suyu mutlaka bir damla katkısı vardır. Böylesi bir anlayış mı dini ortadan kaldıracak? Peki şey seçmen üzerinde etkisi oldu mu diye sorayım. Yok, müsaadeniz olursa bir şey daha ifade etmek istiyorum. Ya akıl dışıdır bu. Akıl dışıdır. Bir siyaset nasıl dini karşısına alır? Nasıl inancı, itikat sahibi nüfusu karşısına alır? Asla ve kata. Benim bir yanım, bir kolum, bir kanadım dünyadır. Yani fiziktir, matematiktir, kimyadır, kalkınmadır, ekonomidir, dildir, kültürdür, özgürlüktür. Ama bir kanadım da itikattır. Bir kanadım da maneviyattır. İki kanat bir arada olduğunda toplum ilerler, gelişir ve medeniyetler inşa edebilir. Bu itibarla da bu bir yalandır. Ve bu öyle bir yalandır ki bu yalanın özünde 13 yıllık zaman dilimi içerisinde yoksullaştırma politikaları. Türkiye'nin batı yakasında fabrika, yol, kalkınma, hızlı tren, Marmara Ray vesaire vesaire vesaire. Türkiye'nin doğu yakasında örneğin Urfa'da bu kadar büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan Urfa'yı Türkiye'nin 48 ilinin vilayetinin amele pazarı haline dönüştürmüş olan bir politika ne yapabilir? Ancak inançla, ancak itikatla, ancak miting meydanlarına çıkıp en kutsalımız olan Kur'an-ı Kerim'i kaldırarak uyutabileceği yanlışı, uyutabileceği yanılgısıdır. Bunun ötesinde başka bir şey değildir. Ama emin olun bu politika şimdiden ters çekmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim, inancımız, itikatımız, o kitap oy toplama aracı haline dönüştüren hiçbir lidere, hiçbir siyasette Urfa'nın, Diyarbakır'ın, Bingöl'ün, mütedeyyin nüfusunun rıza göstereceğine ben zerre kadar ihtimal vermiyorum. Çünkü o coğrafya medrese kültürüyle büyüyen bir coğrafyadır. Medrese kültürü demek zaten devletin, siyasetin tahakkümünü kabul etmeyen bir nüfus demektir. Ve HDP'nin savunmuş olduğu devlet elini çeksin tezi özü itibariyle bu konuda yüzlerce, binlerce bedel ödemiştir mensubu olduğum coğrafyanın itikat, iman sahibi olan kesimleri. Bunlardan bir tanesi Şeyh Said'dir, Şeyh Said Ekkal'dır. Bunlardan bir tanesi Üstad Bedülzaman'dır. Ve bunların yaraları halen sarılmamıştır. Bunlar emin olun son çırpınışlardır. Ve Sayın Cumhurbaşkanı meydan 400 istiyor ya, 400 istiyor. Emin olun bu millet size 400'ü vermeyecektir. Emin olun bundan. Ama bence 404 verebilir. 404 verebilir. Yani yapıştırıcı bu? 404. Ben inanıyorum ki Sayın Sırrı Süreyya da buradan selam olsun, Ankara adayımızdır. Bir sandık dolusu 404'ü Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderirler. O 404 artık saraya mı sürer, nereye sürer bilmiyorum ama ben inanıyorum ki lakabı da 404 olarak kalacaktır. Peki. Çok teşekkürler. Süremizi doldurduk 3 manşet için bu akşam. Kolay gelsin size seçim çalışmalarınızda Urfa'da. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha Halil Rahman şehri bereketiyle, 12 bin yıllık kültürel mirasıyla, barış ferasetiyle barajın aşılmasına öncülük eden bir şehir olacaktır. HDP Urfa'da birinci parti olacaktır. Çünkü HDP'nin büyük umudu Urfa'dadır. Urfa'nın da umudu HDP'dedir. Özü itibariyle de HDP Urfa'dır. Emin olun Urfa HDP'dir. HDP Türkiye'dir. Emin olun Türkiye HDP'dir. Türkiye HDP'leşecektir. Peki. Çok teşekkür ederim. Tekrar çok teşekkürler. Biz Osman Baydemir'i uğurlayacağız ama 3 manşete noktayı akşamın manşetleriyle koyacağız. Az sonra o manşetler karşınızda olacak.